Aşk laftan anlamaz. Ya iğnesiz kan alamıyorlar mı? Yok. Daha değil. Ya benim ama çocukluk travmam var. Yani bir keresinde hemşire beni buradan buraya morartmıştı. Ha. Ya Aslı, benim yerime sen kan verebilir misin? Ne olur. Doruk, hiç olabilir mi böyle bir şey ya? Otur Doruk, otur. Getir. Doruk sensin Aslı. Teşekkürler. Aslı, gerçekten teşekkür ederim. Yani hastanede olduğumu unutturdun bana. Ne demek ya, zevkti. Yok, görevimiz de. Vallahi şahanesin yani. Tüyünün tek örneğisin. Nerede büyüttüler bakayım seni? Ya öyle özel bir durum yok. Bizimkiler normal düz aile işte, yalı odalar. Öyle bahçede düşe kalka büyüdüm. Belli yani, çiçek gibi kız. Ne çiçeği ya? Bizim bahçede hep böyle acur, domates, biber falan. Sen bana şey yaptın. Sağ ol ya. Sen de öylesin. Teşekkür ederim. Alo. Baba. Görüşmemiz lazım mutlaka. Ya İpek, senin derdin hiç bitmiyor ya. Yine ne istiyorsun? İstanbul'dayım zaten. Oğlan sipariş ettiğim malzemeler almaya geldim. Yani ben aramasam, hiç aramadan döneceksin baba. İş çıkışında buluşalım o zaman. Of, oğlan bekliyor oğlan. Akşama falan kalamam ben. Yarım saate çıkacağım. Malzeme alacağım, dükkanın adresini mesaj atayım, oraya gel. Tamam hadi. Bana vakit ayırdığın için teşekkür ederim. Geliyorum. Kime gidiyoruz? Hadi gidelim. Kerem, sen benimle bir yere gelmiyorsun, kendine geliyorsun. Güvenimi sarstın bir kere. Çanta olsan koluma takmam be. Hadi yol ver. Ya sen beni niye dinlemiyorsun? Bir izin ver, bir izah edeyim. Ha? Bir açıklamama izin ver. Hep dayak yiyorum ama. Buranın elleri acımıyor mu sanıyorsun? Senden ilk kez bir şey istedim ya. Bir şey. Yapabilseydin ölür müydün Kerem? Bahanesiz özür dilerim. Ya nereye gidiyorsun diye onu söyleseydin bari. Kuzey Bey'e selamlarımı iletin lütfen. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere. İleteceğim, hoşça kalın. Murat Bey, hazır sizi yakalamışken smokininizi kuru temizlemeden direkt evinize gönderdim efendim. Smokin? Akşam sektörün ileri gelenleriyle geleneksel caz bar programınız var ya. Ben onu tamamen atladım ya. Hiç önemli değil efendim. Ben her şeyi hallettim. Ama şey var. Ne Çağla ne? Yani bu aynı zamanda yeni kreasyonumuzu tanıtma amacı güttüğünden. Kiminle gideceğinizi bilirsem. Ona göre isim yazdıracağım yani. Tabii siz bu durumda herhalde Didem Hanım'la gitmeyi düşünüyorsunuzdur. Yok, Didem'le aramda olan özel durum Sert'i ilgilendirmez. Sonuçta onunla sözleşmemizi feshetmiştik. Ama tek gitmek de olmaz. Yeni modellerimizden birini ayarlamamı ister misiniz? Hayır, hayır. Şimdi orada basın olur. Yanlış anlaşılma olsun istemem. Mecbur sizden biriyle gideceğim. Ama asistanım da olsanız kreasyondan bir parçaya da katılmanız gerekiyor. Kreasyondan bir parça. Tuval'le konuş, hızlı bir şeyler ayarlasın size. Tuval hızlı bir şeyler ayarlasın. Yani hazırlanmak için 5 saatim var. Çağlacığım. Yani hazırlanman için 5 saatin var Çağlacığım. Arkadaşımın o paraya gerçekten ihtiyacı var baba. O benim yardımıma hemen koştu. Şimdi benim ona yetişmem lazım. Baba bir durur musun ya? Kim bu adam ya? İpi yeme bir tavırlar falan yapıyor. Baba lütfen bir dur. Baba. Siz benim ailemsiniz. Yıllar sonra ilk defa bir şey istiyorum senden. O para gerçekten lazım. Ne olur yardım et bana. Ya kızım sen saf mısın, aptal mısın ya? Arkadaşın arabanı dağıtmış, gelmiş burada benden para istiyorsun bir de arkadaşına vermek için. Nasıl bir arkadaş bu ya? Sülük gibi yapışmış. Baba, yavaş gel. Arkadaşlarıma laf ettirmem ben. Siz benim yanımda yokken hep onlar benim yanımdaydı. Sizden göremediğim ilgiyi, sevgiyi, yardımı hep onlar gösterdi bana, tamam mı? Nankör! Seni zorla dinden imandan çıkarıyor ya. Saygısız. İşte sözlerimin ispatı. Teşekkür ederim baba. Saygısız seni! Ya çocuk orada sevinç içinde beni bekliyor. Bu burada illa bir kıskanç tipi bir şeyler. Kıskanç! Sen benim ipeğime nasıl el kaldırırsın? Kırayım mı lan? Kırayım mı? Ben dokunmuyorum daha ona. Sen kimsin lan ha? Babasıyım. Babasıyım İpek'in. Asıl sen kimsin ya? Hayırdır? Ne hal böyle gene sen böyle makyajlar, bir hallenmeler falan? Ne yapayım Emine? Tesisat bozuldu. Kız bana bak. Kız şimdi makyaj yapınca borular mı açılıyor? Ben onu anlamadım. Yani işe yarıyorsa rimelde allıktı ver, şöyle iyice bir döşenin. Çünkü bizde de sular akmıyor. Sizin vanayı ben kapattım ondandır. Ama tesisatçı gelecek. He. Ha yani sen şimdi tesisatçı geliyor diye mi bu kadar süslendin? Kız anam Kamuran Bey bitti. Sıra tesisatçıya mı geldi? Ay Fadik nereye doğru bu gidişat kız? Yok artık Emine. Tesisatçımız bizzat Kamuran Bey'in kendisi. O ben yaparım dedi. İyi. Ben de dedim ki ne oluyor dedim. Bu kız dedim niyeti dedim iyice bozdu mu dedim. Yok artık Emine. Fadik, yoksa sen adamı eve alabilmek için mi tesisatı bozdun kız? Pes! Pes yani Emine. Gerçekten pes. Ayıp ediyorsun. Ben tesisat bozuk diye Kamuran Bey'i test ederiz diye düşünmüştüm. İyi. He, yani öyle diyor. Bak Emine, ben 3 nişan atmış kadınım. Yaş tahtaya basmak istemiyorum. Bu adam, adam gibi adam mı? Yoksa adam gibi görünen adam gibi adam mı? Bunu bilmek hakkım değil mi? Çok güzel söyledin. Vallahi burada çok güzel söyledin. Ay yarabbim, çok şükürler olsun. Benim ahiretliğimin aklı başıma geliyor. Çok şükür yarabbim. Amin. Sizden nasıl özür dileyeceğimi bilmiyorum. Sizinle böyle tanışmak istemezdim. Ama siz İpek'e... Belki haddimi aşıyorum şu an ama... Nasıl kıyabildiniz ben onu anlamadım. Bak Kerem Bey oğlum, seni yeni tanıyorum. Ama yani seni çok sevdim. Mert bir delikanlısın. Oğlum diyorum sana. Ya, İpek benim bir tanecik kızım. Ellerim kırılsaydı da vurmasaydım ona. Yani çaresizlikten ne yaptığımı bilmiyorum da oğlum. Ama yıkılmıştır şimdi İpek. Asıl baba olarak ben nasıl yıkıldım bir bilsen oğlum. Ya kızım gelmiş benden borç para istiyor. Ya öyle iyi yürekli biri ki kendi için bile istemiyor. Arkadaşına istiyor. Ama yok. Yok işte yani. Olsa canımı vereceğim. Bizimki de biraz hırçın işte. Ben de baba olarak kalbim kırılınca dayanamadım. Haddimi aştım. Elim kırılsaydı. Tamam siz daha fazla üzmeyin kendinizi. Maddi sıkıntıları var demek. Ah be oğlum ah. Yani öyle bir çıkmazın içindeyim ki. Durumumuz da yok. Ev kira. Ben memur emeklisiyim. Tek maaş. Borç desen gani. Ya kızımı mutlu edebilmem, İpek'imin gönlünü alabilmem için bir mucizeye ihtiyaç var Kerem Bey oğlum. Bir borunun en önemli özelliği nedir Fadik Hanım? Sorarım size. İçinden bir şey geçmesi mi? Hayır. Muhteşem bir savunma aracıdır. Bakın. Hay, ho, hay, huy. Ay çok şakacısınız. Kamuran Bey, 10 numara bir tesisatçıymışsınız. Yani 1 saat oldu hala konuşuyorsunuz. Her yer tarih var. Acaba diyorum siz bu işten anlamıyor musunuz? Ne demek anlamamak? Zerre fikrim yok ne yaptığım hakkında. Şaka şaka. Efendim ben borunun kitabını yazmış adamım. Muhteşem bir saç tasarımcısı olmamın yanı sıra borular benim hobim. 3,5 yıl borularla yaşadım efendim ben. Duy bunları Emine, duy. Hayır efendim, duymasın istemiyorum. Görsün, bizzat şahit olsun. Bu yaşlara boş boş oturarak gelmedim ben. Askerde tüm tesisatı ben değiştirdim. Boydan boya. Hey gidi günler hey. Gerçi şimdiki borular biraz farklı ama çözeceğiz. Eksik olmayın Kamuran Bey. Bir erkeğe tam ihtiyaç duyduğumuz anda koştunuz, yetiştiniz. Minnettarız. Ayarın kaçtı senin bak. Bak beyaz dizi romanı gibi konuşmayı bir an evvel bırakmazsan ağzının üstüne su yiyecek. Ay eyvah eyvah bittik. Bittik mahvolduk ne yaptınız? Hayır efendim mahvolmadık iyiye gidiyoruz. Tamirat yolunda önemli bir adım bu. Beni ani gerilimlere sevk etmeyin. Bir bez alabilir miyim? Bez. Acil. Acil bir bez alabilir miyim? Bez. Bir tesisatçı mı çağırsak acaba? Hayır efendim, tesisatçı çağırır bizi. Akıl danışır. Çünkü niye? Zaten burada tesisatçıların profesörü Ravran Kamran var. Evet, evet. İyiydi ama boru patladı ya. Hayır efendim, patlamadı. Yok öyle bir şey. İçini döküyor sadece. Boru bu. Tut içinde nereye kadar canım? Onun da bir canı var. Fadik Hanım, 2 dakika bastırır mısınız? Emine Hanım, siz de bana matkabı verir misiniz? Matkap? Matkabı vereyim ama yani şimdi nerede görülmüş ki tesisatın matkapla tamir edildiği nerede görülmüş ayol? Hayır efendim, matkapla tesisat tamir edilmez. Çünkü bu evi tamirat kurtarmaz. Ben bu tesisatın adeta ebesi olacağım ve onu yeniden doğurtacağım. Nur topu gibi bir tesisatınız olacak. Sabredin. Adam ne yaptığını biliyor Emine. Biliyor. Ay aman ne yaptınız Kamuran Bey? Hayır efendim ben bir şey yapmadım. Daha başlamadım bile. Bu köhne evi temellerinden sarkacağım. Adeta bir destan yazacağım. Bana kablo verin. Balta testeme hızar getirin. Bu eve imzamı atacağım. Allah'ım sen koru bizi ya Rabbim sen koru. Şimdi bu adamı biz eve aldık. Sen çıkar ya Rabbim. Amin. Amin, amin. Demek akşam Murat'ın partneri sen olacaksın. Mükemmel seçim. Tabii senden iyisini bulamayacaktı. İnatçı keçi. Teşekkür ederim Tuval Hanım. Hadi şunun üstüne. Çağlacığım, aslında güzel bir kızsın ama nasıl söyleyeyim? İçindeki dişi keşfetmen lazım. İçindeki dişi keşfetmen... Pardon, bu meslek alışkanlığı Tuval Hanım. Nasıl yapacağım? Bak tatlım, sen Sarti'yi temsil edeceksin. Hı hı. Hadi kadın bir poz ver şimdi. Sevdiğin adamı düşün. Ona gidiyoruz. Ama benim gönül kapım uzun süredir kilitli. Ben kendimi işine almış. O zaman hayal et. Dişisin, güçlüsün. Baktığın yeri yakıyorsun. Çağla stop. Ne biçim oldu değil mi? Gerçekten içim çekildi. Bence sen olduğun gibi dur. Hadi al şu elbiseleri dene. Östrojeni eksik tavşanım. Hopla! Tavşan. Hopla. Hopla. Östrojen. Hopla. Hopla. Ya Tuval'cığım birazcık sakin olur musun? Didem'in yanında şu Çağla olur mu ya? Whatever. Akşama geliyorsun değil mi? Maalesef ki geliyorum. Yani abimden kaçış yok biliyorsun. Bir saniye sen kiminle geliyorsun bakayım? Yalnız geleceğim ya. Kimsenin kahvesini çekemem. Hem orası kız madenidir. Belki çalışmalar yaparım. Sen yine yap kazı çalışmalarını. Ama yalnız olmaz. Ben sana şahane bir partner ayarlayacağım. Çok dehayım ya. Belimi öpeceğim şimdi. Masaj yapmayayım mı? Ay. Evin üstünden afet geçti vallahi billahi. Afet. Deprem gibi. Kasırga gibi Emine. Çok tutkulu. Tuttu mu bırakmıyor. Ya tutku diyorsun Fadik, hala tutku diyorsun. Adam evin aklını başından aldı ya. Fön makinesini çalıştırıyorsun, sular akıyor. Elektriği kapatıyorsun, sifon çalışıyor. Bir çeşit deha. Evet, biraz karışık bir düşünce sistemi var ama deha. Fadik, kız bir düşün. Evi bu hale getiren adam... Yarın bir gün maazallah evlenmeye kalksan seni ne hale getirir ya? Hiç düşündün mü? Allah'ın aşkına bir düşün Fadik, bir düşün. Tövbe maazallah, adam korku filmi gibi ya. Evet ama heyecan verici bir yanı da yok değil. Evet vallahi öyle. Bak, bak, bak. Oysa yani çağırırsan darılırım. Vallahi billahi darılırım Fadik bak. Alo buyurun. Ana İbo. Geldin mi halam? Gel tabii gel gel. Başımın üstünde yerin var. He. Tamam. Tamam görüşürüz. Hadi bekliyorum. Öpüyorum. Kim kız o? İbo. Deli İbrahim. Ya yeğenim var ya. Doğru. Anlatmıştın. Şu kafayı tırlatan çocuk değil mi? Ah canım. Ne yapacaksın? Kader Emine teyzesi. Gencecik de çocuk ha. Ama aklı gitti. Uçtu yani. Ama kimseye bir zararı yok. Öyle yaşayıp gidiyor yavrum. Buraya mı geliyormuş? İstanbul'daymış. Seni özlediğim gelip sende kalayım mı dedi. Gel dedim ben de. İyi olur vallahi. Oh. Çok iyi. Çok güzel, tam zamanını bulmuş. Evde delirdi. İbo da deli diyorsun. Tamam olduk şimdi. Oh, ya Rabbim sen koru. Amin. Selam. Nasılsınız Kerem Hanım? Tanıştırayım, Alejandro. Bu akşam bana eşlik edecek. Kendisi bahçıvan asıllı konu mankeni. Hola. Hola. Türkçesi sıfır. İstediğiniz kadar gıyabında yüzüne karşı konuşabilirsiniz. Ya biz Doruk'u bekleyelim mi? Gecikecek galiba. Bence bekleyelim çünkü iyi insan lafın üstüne geldi. Ne haber millet? Biraz heyecan var doğrusu Doruk Bey. Yani tek geleceksin sanıyordum ama. Ya tekstil imparatorları endam görsün dedim. Nasıl olmuş bizim kız? Tuvalin elbisesini giyip kötü görmek mümkün mü? Mankenimizin hakkını da yemeyelim. Neyse girelim mi artık içeri? Yes. Gel Çağla. Mesele tokat değil ki. Mesele... Nasıl anlatayım ya? Sevmiyor beni Aslı. Ben ne yapıyorum? Neredeyim? Ne haldeyim? Ne hissediyorum? Umurumda değil, anladın mı? Önemli de değil zaten. Sanki ben yabancıymışım gibi. Sanki ben onun evladı değilmişim gibi. Olur mu hiç öyle bir şey? Babalar öyledir. Öyle onlar duygularını belli edemezler. Yoksa o da çok üzülmüştür. İçine atmıştır. O senin güzel kalbin. Oğlunu çok güzel belli ediyor ama duygular. Hiç esirgemiyor. Erkek çocuğunu kayıran baba hastalığı. Tedavisi de bulunamadı bunun daha. Tamam. Boş ver. Aslı, Hayat gelince hiçbir şey söylemiyoruz, tamam mı? Zaten kız iyi değil, mahvolacak. Ya tabii ki söylemeyeceğiz bir tanem de bak... Ben ne diyorum? Biz de mi biraz unutsak acaba ha? Bu olanları? Bak bizimkiler çay demlemişler, balkonda oturuyorlar. Gidelim hadi biraz onların yanında duralım. Ha? Tamam, sen git. Ben bir Kerem'i arayacağım. Sabahtan beri mesaj atıyor çünkü. Ha. İyi. Telefonla konuşuyorsun sonra yanımıza geliyorsun ama. Alo. Kofti'den delikanlı. Sabahtan beri 29 tane mesaj atmışsın. Mesaj kutum çatlayacak. İyi misin İpek, iyi misin İpek? Ne oldu? Aksi yönde bir duyum mu aldın? Yo, hayır. Nereden çıkarttın? Bugün biraz daraldım da. Çok kasvetli, sevimsiz, lanet bir gün. Sen nasılsın diye merak ettim, ben de endişelendim işte. İyiyim ben. Turp gibiyim, taş gibiyim maşallah. Süpermenle Batman yanımda halt etmiş yani o derece. Onlar eline su dökemezsin. Ayrıca İpek, şunu unutma. Süper kahramanlar da sıkıntı çeker. Hatta çekmeseler olmaz. Kahramanlık mesleğinde problematik şart. Doğru tabii yani. Onların da derdi çok ya. Yok uzaylılar mı indi? Yok dünya mı patladı? Yok meteor mu düşecek? Ama o dünya asla patlamaz. Muhakkak kurtarılır. Çözülür yani sıkıntılar. Öyle mi diyorsun? Aynen öyle. İyi geceler diliyorum. Öpüyorum. Hatta seni seviyorum. Onu da bildiriyorum. Tamam. Uzatma hadi. Kapat. Öyle olsun. Vallahi Emine teyzem... Hı. Tebrik ederim yani. Yani bu kadarını ben bile beklemiyordum. Helal olsun sana. Ya hiç sıkıntı çıkartmadan izin verdin. Ya ben ne diyeyim yani, nereye gittiği, ne yaptığı belli. Ben niye karışayım ki? Hem ben öyle bir insan değilim. Değil. İşinde gücünde benim kızım. Kariyer peşinde kız. Öyle vallahi. Ya tamam, doğruyu söylemek gerekirse hani birazcık daha böyle sıkarsam elimde patlayacak diye korkmadıysam ne olayım? Bendeki bu deli haller onda da var. Kızıl kusum. Herkesin çıldırmasına 5 var. 4 bir yanımızı deliler sardı. Vallahi doğru söylüyorum Fadik. Şimdi senin bu yeğen de gelince tamam olacağız. Neydi kız onun adı? İbrahim. Deli İbrahim. Nasıl ya? Kim geliyor? Nereye geliyor? Biz yeğeni deli de mi transfer ediyoruz? Fena. Kafa çatlak, kafa gidik, kafa bitik. Öyle bir şey yani. Öyle bir şey. Tamam olacağız, tamam. Tahmin et, şu masadaki tek eksik ne? Vallahi senin gibi deha olmadığım için tahmin edemedim Tuval'cığım. Serseri. Bütün tekstil imparatorları bir araya toplanmış ama imparatoriçeleri yok tatlım. Alejandro, un vinotito para mí, ya? Sen de partnerimden ayrılma, peş düşümüze. Siz isterseniz de ben peşmez miyim? Tanıtım alayım. Ve Tuval yanık odada teşrif ederler. Tuval Hanım'ın tanıtıma ihtiyacı mı var? Nasılsınız? Sizi gördüm, daha iyi oldum. Hanımefendiyle bizi tanıştırmayacak mısınız Doruk Bey? Yoksa Sarte'nin yeni yüzü müsünüz? Kendisi asistanım olur. Şu anda bir marka yüzümüz yok. Yine de bir adım var. Hayat Bektaş. Memnun oldum. Lavabo ne tarafta acaba Tuval Hanımcığım? Dorukcuğum. Çağla Hanım'ı bir lavaboya eşlik edebilecek misin? Hayır efendim, görevimiz. Patronum yanında rahat dedikodu yapamıyorum. Beyler biraz dolaşalım mı? Hay. Keyfin yerine bakıyorum. Olmaması için hiçbir sebep yok. Seni Tuval mi giydirdi? Neden sordunuz? Hiç. Öylesine. Smokin yakışmış. Anlamadım. Smokin diyorum, yakışmış. Bir nevi damatlık provası. Didem Hanım'la muhteşem bir çift olacaksınız. Hayat, bunu niye yapıyorsun? Ha? Hiç. Öylesin. Asistanınızla dans etmemde bir sakınca var mı? Benim için bir sakıncası yok. Onu kendisine sorabilirsiniz. Hanımefendi, bu dansı bana lütfeder misiniz? Neden olmasın? Hayırdır anacığım? Kaçmışsın. Otursana. Bırak Allah aşkına Nejat. Müstakbel gelinimizin cici anneleriyle uğraşıyoruz. Ay tükettiler beni ya. Ben insanda böyle genişlik görmedim. 5 yayına diye geldiler. Neredeyse yatıya kalacaklar akşama. Köşe koltuğu gibi yerleştiler eve. İnsanda bir saygı, bir edep, bir utanma olur Allah aşkına. Pes doğrusu. Murat için özel olarak tasarlanmış bir ceza gibiler anacığım. Hayır konuşmayayım diyorum ama böylesini ben de görmedim yani. Ay felaketin insan kılığına bürünmüş hali bunlar. Biz de oturmuş hürmet gösteriyoruz. Vallahi Allah'ım bir yardım et, bir mucize göster ya Rabbim. Ay. Üzme kendini ya. Otur. Ay. 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 Muhabbetinizi bölmüyorsam asistanımı alabilir miyim? Biriyle tanıştıracağım. Öyle mi? Nerede? Orada. Bence asistanınızı başka patronlarla tanıştırarak risk alıyorsunuz Murat Bey. Hayat Hanım, gecenin yıldızı. Hem dikkat edin, kapmasınlar sonra. Kazanmanın altın kuralı risk değil mi? Hı hı. İyi olan kazansın öyleyse. İyi eğlenceler. Evet. Ben tanışacak kimseyi göremiyorum. Beni çıldırtma hayatım. Çocukça davranmayı da kes. Burası kurtlar sofrası. Neye uğradığını anlamadan bunların birinin evinde bulursun kendini. Ve onların hiçbirisi sana benim kadar masum yaklaşmayabilir. Masumiyet anlayışınız gözlerimi yaşarttı. Misiniz böyle? Sizden öğrenecek ne kadar çok şeyim var. Ay çok mutluyum. Şükürler olsun Allah'ıma. İnan bana Didemciğim, ben de Murat'la evlendiğin için çok mutluyum. Gerçekten bak. Ya. Daha iyisini bulamazdı. Bu ne ya? Yuh! Yok artık ya. Ne oldu Didemciğim, ne var? Bu kız benim mutluluğumun düşmanı. Bu kız benim belam ya. Bak okuyorum mesajı aynen. Dido, daha evlenmeden kocanı kaptırmışa benziyorsun. Dikkat et şekerim. Bak fotoğrafa. Bu kız Murat'ın asistanı değil mi? Ya artık asistanı mı desem, metresi mi desem bilemiyorum. Kaç defa ayrıldık biz bu kız yüzünden biliyor musun sen Derya anne? O zamana kadar bir şey söylemedim ama yeter artık ya. Hamileyim ben ya. Gidiyorum ben. Göstereceğim o kıza gününü. Şimdi sakin oluyorsun ve beni dinliyorsun. Artık senin yerin başka. Bak içeride düğününü konuşuyoruz. Aileler tanıştı. Murat çoktan kafese girdi. Ve kilitlemesi kaldı, o kadar. Şimdi sen böyle fevri davranıp onu ürkütmek mi istiyorsun? İstemiyorum. Yalnız şu an düşünme biçimine hayran kaldım ya Derya anne. Wow. Da. Ben Murat'ı aynı evde yaşamaya bile ikna edemedim. Artık ben varım Didemciğim. Yalnız değilsin. Bırak bazı şeyleri senin için bundan sonra ben çözeyim. Hem belki sonra sen de bana yardım edersin. Hı? Ederim. Tabii ederim. Ne istiyorsan yaparım. Ya bir sarılacağım. Siz benden daha fazla sevmişsiniz ya. Ama çok mutluyum ben şu an. Oh çok şükür. Oh. Rahatladım biraz. Oh iyi geldi. Sakinleştim. Ah. Kontrolünü kaybediyorsun. Calm down. Ben burada hayatımı kaybediyorum. Başlarım şimdi kontrolüne. Bunu sen istedin. Unutma. Benim fikrim soruldu mu peki? Ha? Sonrasına tavrını koyacaktın. O sarı cadının seni dize getirmesine izin vermeyecektin. Benden başka herkes ne yapmam gerektiğini biliyor. Farkında mısın? Bir ben bilmiyorum. Bütün suç bende yani öyle mi? Sakin ol. Benim hayatım kadarla değil tamam mı? Öyle istediğin bir masaya koyup deşemezsin beni. Ben ne dedim ki şimdi sana? İkinize yazık değil mi? Şu halinize bak. Göz göre göre acı çekiyorsunuz. İkimiz mi? İkimiz diye bir şey yok, yok öyle bir şey. Tuval bak, seni iş dışında bir defa aradım. Beni buna pişman etme. Wow. Okay. O zaman seni pişmanlıklarınla baş başa bırakıyorum patron. Aa imparatoriçem ne oldu ya? Neye bozuldun bu kadar? Abin ne konuştuğunu bilmiyor. Gece benim için bitmiştir. Size iyi eğlenceler. Bir dakika ben bırakırım seni. Ya benim aklıma takıldı. Acaba Çağla Hanım'ı da mı biz bıraksaydık? Kız dedi ya kardeşim gelip beni alacak diye. Bizde emanet emanettir Murat Bey. Orasını anladık Kerem de. Beni bırakmak için yolunuzu şu an yarım saat uzattınız. Bizim için sakıncası yok. Değil mi Murat Bey? Ya, belki Hayat Hanım onu başkası bıraksın isterdi. Sonuçta gecenin ilgi odağı oydu değil mi? O Tuval Hanım'ın elbisesinin marifeti. Benimle bilgisi yok. Gecenin en güzel kadını sendin mi demem gerekiyor? Ne dediğiniz ya da ne düşündüğünüz zerre kadar umurumda değil Murat Bey. Yani Doruk Bey serçeyi temsilen yanımda birini götürmem gerektiğince ben sadece görevimi yaptım. Patronla veda etmek de mi görev icap edip peki? Niye? Rahatsız mı oldunuz? Yoksa beni adamın kollarından almaktan bir oyundu. Hayır. Yani senin rahatsız olduğunu düşünerek yapılan bir hareketti o. Çok düşüncelisiniz gerçekten. Aşk bu belli mi olur? Döner beni bulur. Hayat benim değil. Kerem geldik sayılır. Ben buralarda bir yer deneyebilirim. Aman aman. Aman ben kapının önüne kadar bırakayım seni, sonra benim başım yanıyor. Ben alışkın değilim ki bu topuklulara. Ya mahvetti ayaklarımı ya. Bir tane taksi, bir tane taksi. Ah! 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 Ya bir bu eksikti ya. Şimdi ben böyle bu halde nasıl gideceğim eve? Of ya of. Yine mi sen? Evet. Yine biz. Karayollarına falan mı çalışıyorsun? Böyle sürekli yollarda karşılaşıyoruz. Aslında şöyle oluyor. Biz Sherlock'la hep yürüyüşe çıkıyoruz. Niyeyse sen bizi buluyorsun. Saat daha 12 değil gerçi ama... sen niye balodan kaçtın kül kedisi? Bir yerden kaçtığım yok. Evime gitmeye çalışıyorum ama taksi bulamadım. Bu kılıkta bir başına. Hem de toparlayarak. Ne yani? Ayakkabı şey deyince ben de çıkardım da ayağıma bir şey battı galiba. Bir bakalım istersen. Yok yok. Gerek yok. Ah. Gerek yok. Yara iyice derinleşene kadar yürürüm diyorsun yani. Biraz acıdan mı hoşlanıyorsun? Allah aşkına başlama bak. Hiç sevmem öyle psikolojik zırvalıkları. Ama ben Watson. Doktor Watson. Bir bakalım. Sherlock seni taksiye bindir yine. Aşk laftan anlar mı? Tesadüflere inanmam. Benim bir bildiğim yok. Çok bilenlere